adet yumurta, 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı süt, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı ceviz, 2 adet havuç, 2 tatlı kaşığı tarçın, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, aldığı kadar un. Kreması için efendim pişirmeden muhteşem akışkan kıvamlı güzel bir pastacı kreması. 500 gram labne peynirimiz, 1 yemek kaşığı oda ısısında yumuşamış tereyağımız, 1,5 su bardağı pudra şekerimiz, üzeri için ise ceviz. Yani sünger kek. Sünger kek yapacağız. Şimdi kıymetli izleyicilerim, 3 adet yumurta var. Sakın demeyin ki bunun içerisinde yumurta kokacak. Hayır, asla. Yumurta kokusunu şimdi ben size nasıl çıkaracağımı, nasıl yumurtayı havalandırarak çırpacağımı göstereceğim. Bir de bir havuçla tarçın koyacağız. Püf noktalarıyla beraber. Bir de havuç, evet. Tarçın. Of, havuç ve tarçın da olacak. Şöyle kırdım yumurtalarımı. Bir elime su tutayım. Gerçi yumurtalarımız yıkanmıştı efendim. Evet. Evet, bugün hediyeyi unuttum. Öyle bir enerjik girdim ki. Yüksel nerede? Yaşıyor mu? Aa, müdürümüzün çayını içmeye gitmişti en son. Ah, kıyamam. Senin mikro... Sizin orada mimar yok mu? Mühendis, pardon, yok muydu? Bizim mühendis taktı, çalışıyor. Mühendis baksın, çalışır. Efendim, bugün size kahvaltı paketi hediye ediyoruz. Görmüş olduğunuz üzere Nermin Enfes Mutfağı'nın son gönderinin altına koşuyorsunuz. Arkadaşlarınızı etiketliyorsunuz. İlk yayının sonunda birinci şifre gelecek. Ve o şifreyle birlikte ikinci şifre de masada gelecek. Ve güzel bir paket kazanacaksınız. Şimdi size bir püf noktası göstereceğim. Hani diyorsunuz ya, kabarmıyor, köpürmüyor. Ne yaparsak yapalım keklerim başarısız oluyor. Bugün gelin hep birlikte yapacağımız keki nasıl başarıya ulaştıracağız onu gösterelim. İlk etapta biz yumurtayla şekeri köpürtürüz ya. Bugün öyle yapmıyor. Bir fiske tuzla köpürtelim Serpil. Hadi bakalım köpürtelim. Yani sakın demeyin ki tuz bu tatlı kekin içinde ne alaka? Bir fiske kullanıyoruz. Öyle ucuyla efendim. İlk etapta şekeri eklemeden şöyle bir güzelce köpük köpük karbeyaz olana kadar çırpalım. Buyurun efendim. Hadi bakalım. 5 dakika bile çırpmadık. Önce yumurtayla birazcık tuzla beraber güzelce köpük köpük hale getirdikten sonra 1 su bardağı şekerimizi ekledik. Bakın şu an tam istediğim kıvamda ve oldukça kabarık. Şimdi sıvılarla beraber devam ederken çırpma işlemini en düşük devirde devam ettirmemiz gerekiyor. 1-2 dakika daha çırptıktan sonra kısa alacağım. Evet, 1-2 dakika daha böyle köpük köpük hale getireceğim. Hadi. Bakın şöyle kaldırdığımda o kadar güzel ince çizgi halinde akıyor ki. Bozun şu kıvamı ya, yakaladığınızda düz bir zemin şeklinde iniyorsa yumurtamız, şekerimiz de gayet başarılı bir şekilde özleşmiş demektir. Bu etapta ılık olması gerekiyor. Bakın yumurtalarımız ılık olsun, sütümüz ılık olsun, her şeyimiz ılık olsun. Dolaptan çıkardığımız soğuk malzemeyle yapmayalım. 1 su bardağı sütü ekledik. 1 su bardağı sıvı yağını ekliyorum kıymetli izleyicilerim. Ve artık öyle yüksek devirde değil, spatula yardımıyla da ilerleyebilirsiniz ve bakın dikkatlice döndürerek yapacağım. Yani makinemin şöyle 3. ayarı bana yeterli olacak. Keklerde başarısız olmamızın en büyük etkeni, Serpil Hanım'ı koyalım. Unumuzu maalesef ki elemeden koyuyoruz ve bazen içerisindeki o topaklanmalar, içerisindeki ıslak un ya da ne bileyim nemlenmiş un kekinizi kabartmasını önlüyor. İçerisine 1 paket vanilyamızı ve kabartma tozumuzu ekleyip onunla birlikte şöyle bir eliyoruz. 8 tepene vardı. Evet, 2-2,5 su bardağı, hatta belki 3 su bardağına kadar çıkabileceğiz. Çünkü hepsini bütün şeklinde koyduk. 1 su bardağı koyduğumuz için yağ ve unumuzu, o yüzden bolca alıyor. Şey karşı böyle burnumdan vanilya tatlı tatlı. Evet, pek şey, böyle birden oruçlu gibi hissettim. Orucum bozulacak diye böyle bir şey oldum. Nedense öyle hissettim, Allah hayırlıydı. Evet, içerisine gördüğünüz üzere tarçınımı da eleyerek ekledim. Hiçbir şey pütürüklü olsun istemiyorum. Her şeyi böyle fazla, bakın pütürüğünü alıyorum. Sonra tekrardan çok yavaş bir şekilde çırpmaya devam ediyoruz. Fazla değil, yavaş yavaş. İlk başta böyle yapalım. Muhteşem, akışkan bir kıvam. Un ölçüsünü tam göz kararı denklemişiz. 8 ila 9 yemek kaşığı kadar un ilave ettik efendim. Şöyle 9 tepenimi aldı net. Evet, 9 yemek kaşığı net diyelim. Şöyle bu saatten sonra artık gördüğünüz üzere bir çırpıcıyla devam edeceğim. Çırpıcın orada. Şöyle.
Şöyle. Havucunu da verebilirim sen tamam dediğinde. Evet. Ben de cevizleri biraz küçülteyim. Kıymetli izleyicilerim, şöyle Selpil'in yeşil bezini vereyim. Aa lütfen benim bezimi bana bırakın. Onsuz bir şey yapamam. Şöyle bakın, döndürerek ne yapıyorum? Kıvamını buluyorum. Tarçın seviyorsanız birazcık daha tarçın ilave edebiliriz. Şimdi ben cevizimi koydum ve havucumu alayım. Cevizi üstüne vereceğim, havucu içine veriyorum sana. Alayım. Hemen geldim. Havucu alayım. Cevizi çok içinde bırakmak istemiyorum. Çıkardıktan sonra da aslında şeyin üstüne de koyabiliriz. Evet üstüne koyalım. Ya. Ha, burada da var çünkü. Bunu sonra yetiştireyim oraya dur. Hı hı, biraz içine alayım. Bu bendeki şey olacak. Şöyle tarçını bir tık arttırmak istiyorum. Çünkü gerçekten bu biliyorsunuz ki dışarıda yediğimiz o gerçekten bayılarak yediğimiz keklerden dilimi 100 ila 110 TL arası değişiyor. Var çok rahat. Birebir tarifi demesek de daha güzeli diyebiliriz efendim. Bu konuda mütevazı olamayacağım. Şöyle güzelce karıştırıyorum. Çok da başarılı bir hamur oldu. Böyle çok aşırı bir kabarma istemiyorum ama kekinin sadece havalı ve sünger yapısına sahip olmasını istiyorum. Evet, Serpil Hanımcığım. Hepsini vermeyeyim olur mu? Yok, üstüne ekleyeceğim zaten. Hı, yeterli benim için. Onlarla beraber üstte. Malzemesi de bol. Aman yarabbim. Oo. Tarçın ekledin mi Narmisa? Ah kurban olurum. Yüksel okay. Konuşamıyormuş. Mühendis yok mu sizde mühendis? Nasıl vallahi üzüldük? Valla ne? Biz çok üzüldük. Yani. Yüksel'e çok üzüldük. Hafta başı böyle şimdi yükselsiz girdik falan. Aman aman aman. Yüksel'e şey gelsin Hüseyin hocam. Gidiyorum. Gidiyorum bütün aşklar yüreğimde Yüksel. Hadi bay bay. Evet efendim. Kekin kıvamı gerçekten çok güzel. Görüyorsunuz. Harika bir kıvamı var. Bunu kelepçeli kalıbın içerisine koymamın nedeni daha rahat çıkarabiliyor olmam. Şöyle. Şimdi çok başarılı bir krema yapacağım. Allah nasip ederse. Bugün bakın bütün püf noktalarıyla ilerliyorum. Yani ilk etapta yumurtayı bir fiske tuzla çırpmış olmamız çok başarılı hale getirdi. Ondan sonra şekerini ilave ettik. Yine köpük köpük olana kadar çırptık. İyice sıyırıyoruz efendim. Hiçbir şey ziyan etmiyoruz. Kabımız böyle tertemiz, yıkanacak hale geldi Serpil. Mis. Hiç sizi yormayacak bugün. Heh, gördün mü nasıl güzel bir düşünce. Evet, iyice sıyırdım. Hafta sonu Serpil, bayat ekmekten karamelli bir tatlı yaptım. Mutlaka gördüm. Yayında yapalım. Gördüm. Gerçekten çok başarılı oldu. Kimisi şey dedi, içerisi çiğ kalmış, çiğ değil, muhallebi tadında oluyor. Böyle daha çok böyle yediğimiz, bu dışarıda yediğimiz San Sebastian'ların tadında efsane bir şey oldu. Mutlaka bu hafta yapalım Serpil. Olur, olur. Evet, şöyle bakın. Hava kabarcıklarını iyice vurdurdum. Ve bir tepsi alalım mı yoksa böyle verebilir miyiz? Verebiliriz, bunlar yeni kalıplarım. Bismillahirrahmanirrahim. Rahat ol, yeni. Hadi bakalım, Allah'ım mahcup etmesin. Heh. Önceden ısıttığımız 170 ila 180 derecelik fırına koymamız gerekiyor. Ama ilk etapta nacizane tavsiyem bence 170'ten alalım biz. Kabarması çünkü yavaş yavaş olsun. Şöyle 100, evet 70'e getirdim. Turboda pişireceğim. Turbo ile birlikte eşit bir şekilde pişmeye devam edecek. Şimdi pişmeyen bir krema yapalım. Hadi yapalım. Ona da bir çırpıcım. Bunların sapları gerekli. Onu kullanacak mısın? Tamam, hemen verdim sana ben. Kullanayım. Geldim. Evet. Şimdi bu pişmeyen kremayı hazırlarken... Sesi geldi. Efendim nerelerdeydiniz? Yaşıyor muydunuz? Gidemedin. Geri döndün. Gidemem ben. 500 gram pişmeyen kremasında labnemiz vardı. Tereyağımız vardı. Tereyağın ısısı oda ısısında olacak. Çünkü şimdi burada bir kaynatma yapmayacağımız için önce tereyağıyla pudra şekerini güzelce kıvamlı hale gelene kadar çırpacağım kıymetlilerim. Sonrasında en son aşamada üzerine labne peynirini ekleyeceğiz. Bu da bizim yaptığımız bu sponge kekin iç dolgusuyla üstü olacak aslında. Üstüne şöyle güzel bir krema yapacağız. Ben kekle kremalı tatları çok seviyorum Serpil. Ben size söyleyeyim, ben bu kremayı yumuşatıyor şeyde böyle değil mi? Çok, bu kremayı ben gerçekten çok seviyorum.
Tadı da çok güzel. Evet. Bir de böyle sıcak verdiğinde nasıl çeker şeyde. Kesinlikle. O yüzden tereyağımız oda ısısında olsun. Bu küçük gelir mi? Üstüme sıçrar mı diye düşündüm şu an ama. Bir tık büyülü mü? Gelir mi? Gelir. Neyse dur. Hiç gerek yok. Evet. Zaten sponsorlarıma gitmem lazım. Kıyafette kaldı. Bugün siyah giydim o yüzden. Bir şey olmaz. Siyah da yakışıyor sana. Zayıf gösteriyor. Evet, efendim şimdi ilk etapta tereyağımızı oda ısısında beklettiğimiz tereyağı şöyle alıyorum çırpma kabımın içerisine. Bakın zaten hemen dağılıveriyor. Şöyle ve pudra şekerimi koyuyorum. Mis gibi bir krema. Bunu ilk etapta çok güzel böyle özleştireceğim. Sonrasında labne peyniri devreye girecek. İlk etapta şöyle biraz ezelim ki üstümüz beyaz beyaz olmasın. Zaten siyah giymişiz, toz olur. Şöyle. Evet, bismillahirrahmanirrahim. Muhteşem bir krema yaptık. Gel. Efendim hiç kaynatma derdi yok. Ocağım bitmiş, tüpüm bitmiş, doğalgaz yokmuş, elektrik gitmiş. Sendeki gibi. Gerçi şu geçen lazım, hafta. Şunu kullanıyorum şimdi. Ben de 2 gündür elektrik yoktu. Evet, onu biliyorum. Dehşet bir şeydi ya. Elektriksiz Allah kimseyi bırakmasın. Batu'dan parmağını. Şimdi hocam bak, bak. Bak, 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 bak. Böyle bir krema gördünüz mü? Bak. Var ya. Aman, aman, aman. Nefis, nefis. Gerçekten nefis. Hafiften böyle mahoş. İsterseniz içerisine birazcık limon suyu, portakal suyu da ekleyebilirsiniz. Ama biz havuç suyu ve tarçınlı yaptığımız için sade olması yeterli. Labne peynirinin kendi ekşiliğinden zaten alacak. Serpil çok güzel. Bir şey tam sürülebilir. Hemen kızlar keki yapın. Olmadı bu kremayı başka açılman rolda da kullanabiliyorsunuz. Oo, nefis oluyor. Bence bunu dolaba atalım. Dursun. Evet. Şimdi kıymetli izleyicilerim. Neyle ne devam diyorsun? Ediyoruz? Aa şey getirelim. Getireyim. Yüksel'in sesi gitmiş. Bir şey olmuş Yüksel. Ay yavrum sesini kıstılar. Geliyor, geliyor, geliyor. Palamut. Hayır. Aa şey koyalım buraya. Balıklarım tazedir. Gelip alıp. Ne nasıldı o? Türkan Şoray söylüyordu. Ay ne güzeldi o. Balıklarım tazedir. Yok bir hatırlat ben söyleyeceğim. Hem sesim güzel ya. Balıklarım tazedir. Gelip yiyip alsana. Gelip yiyip. Hatırlıyor musun? TRT'de bir tane adam vardı. Rahmetli olmuş sonra. Mekan cennet evet, olsun. Şey, balık ne dedi? Ye beni dedi. Balık ne dedi diyordu? Ye beni dedi diyordu. Böyle ben kalmıştım. Adam birden bir patlıyordu böyle. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyoruz? Çok heyecanlıydı. Mekan cennet olsun abi. Evet. İyi mi oldu abi? Balığı unutmuşum bak şimdi. Unuttum deme kurban olayım. Getir. Getir dolaptadır o. Hadi getir. Ben unuttum Rabia'ya ne oluyorsa. Balıklarım tazedir gelip. Baksana ne aldım Nermin aman, sürpriz. Aman kabarıyor kekim. Şöyle birazcık 180'e doğru getirdim. Serpil fırının bir... Canım. Böyle mutsuz çalışması var sanki. Yok annesi sen İyi öyle mi? Algılıyorsun. Mutlu mu? Çok mutlu. Aman kekim de pişti Serpil. Bir tane şey kürdan alayım mı? Veririm tabii aman, sana da. Aman aman aman. Annesi kürdana bile gerek yok ona bak. Lezzetinden çatır çatır çatlamış. Efsane güzel pişmiş. Bakar mısınız? Bu eğer böyle çatlıyorsa diyor ki burada ben çok lezzetli oldum Nermin diyor. Ben çok lezzetli oldum diyor. Bakıyoruz. Olmuş mu? Test ediyoruz. Yapışmıyor. Gayet güzel. Alkışlarınıza layık olmaya çalışıyorum. Evet. Her şeyi denedik. O yüzden bunu kapatalım. Elektrik faturası yazmasın. Ki. Şuradan alalım. Bismillahirrahmanirrahim. Geldim. Hanımefendi onu hemen açalım mı? Soğusun soğumazsa evet, kremamızı evet. Eritir. Allah vermesin. Güzelce açıp şöyle. Çıkacak mı çıkmayacak mı? Çıkar çıkar. Yükseğine sorur soğuk. Ben biliyorum çıkacak. Sadece yanmak istemedim. Gel ben sana tutayım. Gel annem gel. Yanarsın Serpil. Yok yok bu kadarını tutabiliyorum gel. Çıkacak mı çıkmayacak mı? Hadi yükseğine sen. Hem de efsane. Bak. Hem de gel, şipşak. Gel, gel. Evet. Mis gibi olmuş be. O yoğun gene kalıplayacağım da soğuması lazım. Yoksa yumuşar. Yine kalıplayacağım kremasını da kullanacağım. Kirliye atmayalım. Yok yok kirliye atmayalım. Bunu böyle iyice soğusun burada. Ortadan yarmamız gerekiyor çünkü.
şimdi ıslak sıcakken yapamayız. Eleştiri dediğimiz şey niyetimiz iyi olarak karşıdakinin kişiliğine saldırmadan sadece yapılan herhangi bir davranış üzerine odaklandığımız bir söz dizimi diyelim biz ona. Şimdi ben eleştirimi yaparken belli kurallara uymak durumundayım. Eğer yapıcı bir eleştiri yapmak istiyorsam ama yıkıcı bir eleştiri yapmak istiyorsam, çünkü eleştiri iki türlü sizin de dediğiniz gibi, bir yapıcı eleştiri, bir yıkıcı eleştiri. Gömüyorlar. Aynen öyle. Yani yapıcı bir eleştiri yapmak istiyorsam onun bir üslubu var. Yıkıcı yapmak istiyorsam üslubu yok. İstediğin gibi saldırabilirsin. Evet. Evet. Şimdi burada ben küçük bir hikayeyle başlamak istiyorum ki, çünkü hikaye bize çok şey anlatacak. Hindistan'da çok ünlü bir ressam var. Ressam artık dünyanın neredeyse bir numarası. Evet. Tabii bunun öğrencileri var, onları yetiştiriyor. Öğrencilerinden bir tanesi diyor ki, hocam ben artık iyi bir ressam oldum. Lütfen benim resmime bir bakın, bir not verin. Resme baktıktan sonra diyor ki bizim hocamız, diyor ki sen artık bir ressam oldun ama notunu ben değil halk değerlendirecek. Nasıl yapacağız? Halkın en çok toplandığı meydana getirip resmine asacaksın. Yanına da kırmızı kalemler koyacaksın. Bir de not kağıdı bırakacaksın. Lütfen burada beğenmediğiniz yerleri kırmızı kalemle işaretleyin diyeceksin. Gerçekten de aynısını yapıyor öğrencimiz. Ve ertesi gün gittiğinde gördüğü şey şu. O güzel resmin her tarafı kırmızı kalemle çarpatılmış. Çok üzülüyor. Resmi alıyor, tekrar hocasına gidiyor. Evet. Diyor ki hocam çok üzgünüm. Her tarafı hata dolu bu resmin. Sakin ol diyor. Aynı resmi bir daha yap ve tekrar o meydana as. Ama bu sefer bir palet koy, bir de fırçalar koy. Bu sefer notta şu yazsın. Lütfen beğenmediğiniz yeri düzeltir misiniz? Ay. Bu sefer bir gün sonra gidip öğrenci astığı resme baktığında üstünün tertemiz olduğunu, paletleri ve boyaların hiç kullanılmadığını görüyor. Tabii bizim ressam çok mutlu oluyor. Hemen alıyor, hocasına geliyor ve hocasına diyor ki hocam bu sefer harika çünkü hiç üzerine karışmamışlar. Tabii bizim hocamızın burada bir ona anlatmak istediği bir şey var. Evladım diyor, sen iyi bir ressam oldun. Ya. Ama hem işinde iyi olmalısın hem de bilgi olmalısın. Çünkü emeğini ondan anlamayan insanlara sunmamalısın. Ya ne güzel. Çünkü bu seni çok üzer. Dolayısıyla emeğini sadece bu konuda emek vermiş olanlar ya da iyi niyetle yapıcı olanlar anlayabilirler. Wow. O halde ne yapıyoruz demek ki? Emeğimizi sunarken bundan anlayanlara sunuyoruz. Ya da sosyal medyada sunduk. Az önce de çok söylediler. Sosyal medyada sunduk. Buradaki eleştiriyi kim yapıyor? Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Eleştiriyi yakın çevrem mi? Sevdiklerim mi? Gerçekten benim iyiliğimi düşünen insanlar mı yapıyor? Yoksa sıradan insanlar mı yapıyor? Mesela yolda gidiyordum. Birisine çarptım ve dedi ki bana, önüne baksana kör müsün dedi. Aman ya da kötü bir çok tabir. Dikkatsiz bir insansın dedi. Bir şey dedi bana. Moralim bozuldu. Moralim bozuldu. Şimdi bunu düşünüp günlerce, ya ben dikkatsiz miyim, ya ben kötü biri miyim demek ne kadar mantıklı. Ben yapayım onu hocam, nasıl kurtulacağız? Mantıklı değil değil mi bu? Değil, vallahi değil. Onun için biz sosyal bir varlığız. Tabii ki insanlarla iç içe yaşıyoruz. Ve hepimiz her gün belli dozda eleştiri alıyoruz. Evet, öyle değil mi? Alıyoruz. En çok dozu kim alıyor? Tabii ki sosyal medyada göz önünde olanlar. Mesela diyorum ya, ben hep şey diyorum hocam. Diyorum ki eskiden sunucular şanslıymış. Sosyal medya yokmuş. Anca işte Google üzerinden yapılan gereksiz böyle minik eleştiriler olurmuş. Şimdi biz anında yayın içerisinde bir şey görsünler ama gömüyor, gömercesine. Hani deme var ki bu kadının çocuğu var, bu kadının ailesi var. Bunu bu şekilde yazarsak incinir, onu da bir kalp. Bunu demiyorlar hocam. Hep ön yargı. Ne yapsınlar burada? Şimdi orada tabii bu işin en başında bir empati olayı var. Yani ben sizi eleştirmem için bir yaptığınız işin kıymetini, emeğini bilmem lazım. Bu arada ben de ara sıra bir iki bir şey yapıyorum, paylaşıyorum. Sonra diyorum ki ya bu yemek sitesindekiler, bunları yapanlar ne çok emek harcıyorlar, ne çok yoruluyorlar. Ben bir salata gösterene kadar canım çıkıyor yani. Hocam, diyorum ki çok yoruluyorlar. Gerçekten yemek işi bence en zor sunumu yapılan mevzu. Kesinlikle. Fakat bunu anlamayan ne yapıyor? O öyle mi? Hiç yemek yapmamış ömründe. Diyor ki o öyle mi yapılır? Tabii tabii, beğenmiyor bir de hocam. Gömüyor bizi. Aslında oturup bir kere onu denese belki de diyecek ki niye, o kadar da değil aslında. Bir de bu işlerde biliyorsunuz zevk meselesi de var. Yani siz böyle seversiniz, o öyle sever. Tabii ki. Bir ikisi başka türlü sever. Hani bizim burada eleştiri yapan kişiye bakmamız lazım. Değil mi? İyi niyetli bir eleştiri mi yapıyor? İyi niyetli, yapıcı bir şeyse ne yapıyorum ben? Ha bir dakika dur diyorum. O zaman ben bunu dikkate alabilirim. Ama onun dışındaki aynı sokaktaki kişi gibi
dikkate almam gerekmiyor. Ne yazık ki hepimiz eleştiri alıyoruz. Ne yaparsak yapalım. Hani kimseye yaranamayız diye bir şey var ya. Şey, ne diyorlardı buna hatta hocam? Ne suçları? Siber suç yok, değil ya. Bir şey diyorlardı ona, hani yapılan çocuklarda da oluyor ya psikolojik olarak bir baskı psikolojik gibi. Şiddet anlamında. Ha, psikolojik şiddet. Zorbalık. Evet. Ha, siber zorbalık. Şimdi evet. Bu tabii şeyde olursa, ekranlarda olursa öyle. Hı-hı. Ama kendi aralarında olursa, okulda da oluyor bu, ailede de oluyor. Çok kötü bir şey ya. Ne yazık ki hani mesleğinde başarılı iki insan da birbirine, hı-hı, bunu yapabiliyor. Burada biz eğer birini eleştirmek istiyorsak. Döneceksin kendine bak. Mesela diyelim ki ben kendi çocuğumda bir şey gördüm. Hani, hı-hı, bir yanlış gördüm. Bunu nasıl söyleyeceğim? Peki, hı-hı, nasıl? Şöyle söylemeyeceğim tabii ki. Hani çocuk o gün diyelim ki dedin ki yavrum odanı düzelt. Hı hı. Çocuk da ne yaptı? Hiç sevmiyor bu işleri. Sevmiyor. Annesini de kırmamak için böyle hızlı bir şekilde toparladı. Rüzgar esmiş gibi odayı düzeltip çıktı. Ha, benim Melike. Bir baktım bir dakikada oda düzeldi. Sen tamam, yarım saatte yapıyorsun ama, he, çocuk bir dakikada yaptı. Aynen, benim Melike. Şimdi burada biz orada hani bizim gibi yapmasını beklemeyeceğiz. He. Ama çocuğa söyleyeceğimiz şey şu. Ne kadar hızlı yaptın? Hiç beklemiyordum bu kadar hızlı yapmanı. Yanlış bir şey yok. Ne kadar hızlı yaptım Melikeciğim, evet, hiç beklemiyordum. Ne kadar hızlı yaptın, bu kadar hızlı yapmanı beklemiyordum. Bravo sana. Güzel. Evet efendim, muhteşem, lezzetli. Gerçekten şıkır şıkır bir sofra hazırladık yine bugün. Umarım sizler de tariflerimizi evlerinizde denersiniz. Neler yaptık? Çok lezzetli bir sebzeli kuskus pilav yaptık aslında, demleme usulü. Hemen arkasında mücverimiz var, pırasa mücverimiz. Önde kırmızı mercimeğimiz var. Üzeri yoğurtlu, sarımsaklı, yağlı. Hemen arkasında çok güzel sünger gibi bir kekimiz. Ön tarafta asla, bakın, stüdyo bile kokmadı. Muhteşem bir balığımız fırında buğulama şeklinde. Ve görmüş olduğunuz üzere neydi? Karnabahar çorbamız, sebzeli, böyle güzel. Efsane bir lezzetli. Ve bir şifremiz var. Şimdi ben düşünürken Sebi Hocam bir şey anlatıyordu reklama gitmeden önce. Dün AVM'de ne görmüştünüz hocam? Evet, bazen ben böyle tabii bir gözlemci de olduğum için bazı manzaralarla karşılaşıyorum. Çocuklara o sırada yapılan muamele, hı hı, ya da dünkü biraz daha farklıydı. Telefonla yapıyordu. Ama, hı hı, aslında orada bir psikolojik şiddet vardı. Hı-hı. Baba sert bir babaya benziyordu. Ve diyor ki telefonda çocuğuna, ben de o sırada arabamı bekliyordum, binecektim. Hı-hı. Diyor ki çocuğa, kitabını bitirdin mi? Kaçıncı sayfadasın? Hala bitmedi mi o kitap? Geliyorum, hı-hı, ben şimdi. Korkutuyor. Çocuk, düşünsenize, babası gelecek ama korkunç birisi gelecek ve kendine hesap soracak. Baskı. Bu çocuk kitap okumayı sever mi? Sevmez. Sevmez. Ben de sevmem. Sevmeyecek yani. O çocuk belki de hayatı boyunca kitap okumayı okul sevmeyecek. Okul da okumayacak. Evet. Böyle olmaz tabii ki. Bakın efendim, bunu gerçekten yapıcı bir eleştiri olarak, ebeveynler olarak almamız gerektiğini düşünüyorum. Neden diye soracak olursanız, hepimiz aynı hatayı bazen yer yer yapıyoruz. Evet. Hiç kimse sütten çıkmış akışık, tabii, değil efendim. Tabii. Kendimizi aynaya yöneltelim. Dışarıda, özellikle toplum içerisinde bunu asla, çocukların yanında arkadaşları varken asla yapmayalım. Evet. Değil mi? Ve çocuğumuzu korkutmakla değil, sevgiyle eğitelim. Hı-hı. Yapılan güzel bir harekete, onun yerine şöyle deseydi, eğer 10 sayfa okumayı başarabildiysen, sana bir sürprizle geliyorum. Bu daha tatlı, evet, olmaz mıydı? Sürpriz öpücük olabilir ya da ne bileyim bir şey olabilir. Olabilir. Tabii. Yani illa onunla böyle oynamak pahalı, olabilir. Tabii büyük oyuncaklar veya ne bileyim hediyeler değil. Tabii. Değil mi? İkinci şifre efendim, palamut. İkinci şifremiz palamut. Cuma günü kazanan izleyicilerimizi yarın canlı yayında açıklayacağız efendim. Vallahi çok teşekkür ederim Seybi Hocam. Muhteşemdi. Programımızın içeriğine o kadar çok yakıştınız ki. Zaten bizim kitlemiz anneler, babalar, gençler, yeni nesil. Yani gerçekten unutulmaya yüz tutan birçok şeyi bize yansıttınız ve doğru bilgilendirdiğiniz için var olun. İyi ki varsınız. Teşekkür ederim. Sizi seviyoruz. Biz de sizi seviyoruz. Güzel enerjinizle bizimlesiniz. İyi ki varsınız. Efendim bugün de yayının sonuna geldik. Güzel, harika enerjili bir pazartesi diliyorum efendim. Çünkü haftaya nasıl girerseniz bütün hafta o şekilde geçireceksiniz. Ne diyorduk? Evimizden sağlık, sıhhat, bereket, huzur. Soframızdan sevdiklerimiz. Hiçbir zaman eksik olmasın. Ne diyorum efendim? Her gün sizi en güzel emanet ediyorum. Rabbime emanetsiniz. Yarın aynı saatte Beyaz TV ekranlarında sizlerle buluşmak için şimdiden sabırsızlanıyorum. Çok tatlı bir konuğum var. Yarın çok güldüreceğim sizi. Hiçbir yere ayrılmayın. Hoşça kalın.